Arkadaşlar merhaba. Toprak Starım'dan herkese selamlar. Uzun zamandır soranlar oluyordu. Toprak Starım serasından niye video gelmiyor diye. Sera çalışmıyor. En son kıvırcık hasatından sonra sistemi kapattık. Aslında çalıştıracaktık. Bir salatalık ekimi yapacaktık. Ama hem havalar çok sıcak hem de vakit olmadığı için çalıştırmadık. Bu şekilde de şu an bekliyor. Pencereleri falan açıktı. Bu şekilde atmış gölgeliğimiz. Bunları falan düzelteceğiz. Tekrardan çalıştıracağız sistemi. Ama Ağustos sonunda, çünkü şu an baya bir sıcak bu bölge. O yüzden Ağustos sonuna kadar bekleyeceğiz. Hem düğünün geçmesini bekleyeceğiz, hem de kurbanlık yaklaştığı için zaten zaman çok kısıtlı. O yüzden çalıştırmıyoruz sistemi. Tekrardan kıvırcık ekimiyle başlayacağız Ağustos sonunda. Bu sefer üst fidelikleri tamamen çalıştırmış olacağız, dolduracağız. Gelecek sezon, yani Ağustos'tan sonraki sürede dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Baya bir zaman ayıracağız seraya. Hatta kışın daha iyi verim olması için ortaya soba kuracağız buraya. Yani tam seranın ortasına bir soba kurup buradan ikiye ayırıp iki kapının üzerinden de boruları çıkartacağız. Dediğim gibi bir önümüzdeki sezon dolu dolu geçecek. Zaten şu an havalar çok sıcak olduğu için hem sıkıntı, su yaklaşık 40 derecelere kadar çıkıyor öğlen sıcağında. O yüzden erteliyoruz. Bir de zaman sıkıntımız var dediğim gibi. Hobi seti de o da büyük ihtimalle Ağustos sonunda başlayacak tekrardan. Orada da çeşitli çeşitli denemeler yapacağız. Büyük ihtimal ilk önce buradan artan kıvırcık fidelerinden oraya da atarız. Orada da denemiş oluruz. Hem açık alanda hem de kapalı alanda tekrardan üretime başlamış oluruz. Burası dediğim gibi sürekli kıvırcıkla gidecek büyük ihtimal. Ama sarımsak denemesi yapmak istiyorum. Çünkü sarımsaklar en son bakmadığım halde, ilgilenmediğim halde sarımsaklar baş bağlamıştı, kafa bağlamıştı. Tekrardan da ya ayrı bir sistem ya da bu sistemin bir tarafında ya da hobi setinin bir kısmında, belki tamamen alt tarafta sarımsak, üst tarafta kıvırcık ya da bir miktarda soğan, o şekilde denemeyi düşünüyorum. Şu şekilde bizim köpük straforlarımız da var dışarıda. Köpük viyoller şu şekilde, gözleri var. Buralara belki ufak bir havuz sistemi yapıp, yani 1'e 1 metre, 1 metrekare 2 metrekare şeklinde bu straforlardan koyup derinliği şu kadar, yani yaklaşık 10 santim kadar bir havuz hazırlayıp, besinini hazırlayıp bir tane de hava pompası koyup bu straforlarda da üretim yapmayı düşünüyorum. Bunlara da birer diş sarımsak şeklinde koyup üretilebilir, ya da soğan üretilebilir. Bunlar da gelecek şekilde gelecekte düşünüyoruz. Burada baya bir strofor var. Burada sarımsak ekimi çok mantıksız, çünkü aralar çok uzak. Çünkü bir sefer açtığınızda sarımsağı kaldırdıktan sonra kıvırcık veya farklı bir fide ekeceğinizde aradaki boşluklar açık kalacak. Buradan da güneş alıp yosun bağlayacak sistem. Ama şunlar gayet mantıklı. Onları da değerlendireceğim. İlk etapta denemesini yapıp sonrasında da çoğaltabilirim. Belki bu straforları komple kaplayacak bir alana, açık alanda denemelere başlarım. Dediğim gibi arkadaşlar, seranın çalışmamasının nedeni hem vaktimiz yok, düğün telaşemiz var, hem kurban yaklaştı. Bizde küçük baş hayvan da olduğu için kurbandan da zaman bulamıyoruz hayvanlardan. Ve aşırı derecede sıcak. Bu da bizi kötü yönde etkiliyor. Yılın 12 ayının 3 ayı falan aşırı sıcak geçtiği için bu aylarda ekim yapmak biraz riskli. Çünkü hem sapa kalkma oranı, hem suyun çok ısınmasından dolayı suyun içindeki oksijen miktarının azalması kök hastalıklarına yol açıyor. O yüzden
sistemi kapattık. Son hasadımızı da sorunsuz bir şekilde almıştık. Sadece bir miktar elimizde kalmıştı. Onlar da zaten hayvanlara gitti. Sistemin de son hali, seranın son hali bu şekilde. Bunlar da tekrardan düzelecek. Bayağı bir işçilik olacak. Bu otlar tabii üst tarafta marul olmadığı için, alt taraf gölgede kalmadığı için yukarıya doğru birçok yerde ot çıktı. Yani üst tarafta kıvırcık olsaydı bunlar gölgede kaldığı için bu kadar büyümezlerdi. Bunların temizliklerine başlayacağız. Tabii şu an değil. Dediğim gibi Ağustos sonuna doğru tekrardan sistemi başlayacağız. Borularda çok fazla bir kalıntı yok. Çünkü erken kapatmıştık. Üst boruda da çok fazla bir şey yok. Çünkü ben sistemi kapattıktan sonra, marulun hasatını yaptıktan sonra bu arka kapakları açıp içerideki suları tamamen boşaltmıştım. Bu kapaklar kapalı kalsaydı su yaklaşık burada 2-3 gün kadar kaldığı için burada yosunlama olacaktı. Ben direkt kapakları açıp içerideki suyu boşaltmıştım. Şu şekilde kök kalıntıları da var. Hafiften bir temizlik yapılır. Tekrardan bir hidrojen peroksitle dezenfekte edilip durulama suyundan sonra tekrar sistem çalışır hale gelir. Burada yapacağım değişiklik daha önceki videolarda bahsetmiş olmam lazım. Tekrardan da bir özet geçeyim. Bu üst taraflar biz buradan bölmediğimiz için, vana koymadığımız için üst taraflara, alt taraflara attıktan sonra fideyi, üst taraflara atacağımız fide bir 10-15 gün sonra gelmesi gerekiyor. Tabi bu süre zarfında da burada su olduğu için buralar yosunlama yapıyordu. Bunu da buradan vana koyacağız. Aradan hem buradan hem karşı taraftan. Alt tarafa fide attığımızda bu vanaları kapatıp üst taraflara su getirmeyeceğiz. Buralarda su olmadığı için yosup bağlamayacak. Tekrardan bir 10-15 gün geçtikten sonra buraya fide atacağımızda buradaki vanaları da açıp bu üst tarafı da, fidelikleri de çalıştırmış hale geleceğiz. Yani aynı zamanda buradaki fideleri de alt taraftakilerin hasatından sonra aşağıya attığımızda tekrardan kapatıp arkadaki kapakları açıp içindeki suyu boşaltacağız. Burada fide olmadığı zaman suyun kalmaması gerekiyor. Yosun bağlamaması için. Borular yosun bağladığı zaman temizliği biraz uzun sürüyor. Hatta hidrojen peroksit uzun süre kalması gerekiyor. Vaktimiz olmazsa da buradan bir ip sallıyoruz karşıya. Suyun içinde zaten kendisi gidiyor. Böyle çeke çeke ipi de götürebiliyoruz. İpin ucuna da bulaşık süngeri takıp baştan çekiyoruz. Süngeri içindeki yosunu alabiliyoruz o şekilde. Ama uzun sürüyor. Hidrojen peroksit de uzun süre kalması gerektiği için buraları tekrardan yosun bağlatmadan sistemi çalıştıracağız. Onun da en sağlıklı çözümü buralara vana koymak. Dediğim gibi komple kıvırcık ekilecek. Dolu dolu geçireceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda soba da kuracağız. Kışın üretim olacak. Sobayı da 4 ayak şeklinde profilden üzerine bir tane varilden soba yapmayı planlıyorum. Kendim yapacağım büyük ihtimalle. Boruları hazır alırız. Buradan iki taraftan, hatta şuradan göstereyim. Büyük ihtimalle tam kapının direkt üzerinden, bu havalandırma penceresinin altından hem de karşı taraftaki kapının üzerinden çıkartacağız. Çok fazla yukarıdan yaparsak borunun sıcaklığı naylona zarar verebilir. O yüzden belli bir orantıda boruları çekeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Ağustos sonu tekrardan ekim başlayacak. Hobi seti de tekrardan aktif hale gelecek. Videoların devamı gelecek. Daha anlatacağım bir sürü aslında içerik var. Bunların da hepsi Ağustos'tan sonra zamanla gelecek. Kurulumla ilgili, su tankı ile ilgili, su tankının büyüklüğü, küçüklüğü ile ilgili, hava pompasının çalışması ile ilgili, su motorunun çalışması ile ilgili, sistemin ne kadar uzun olması gerektiği ile ilgili, boru çapı ile ilgili, hepsinden tek tek detaylı olarak
videolar gelecek tekrardan. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşça kalın.